Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad alteyteni minel mülki ve allemteni min tevilil hadis. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elfikna bissalifin. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Bugün ilk gününü yaşadığımız Ramazan-ı Şerif cümlemiz hakkında hayırlı ve mübarek olsun. Ramazan-ı Şerif'in kadrini, kıymetini bilip de bayrama arınmış olarak kavuşanlardan eylesin Rabbimiz. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdelerinde ya da uyarılarından bir kimse Ramazan ayına kavuşur da kendini Rabbine affettiremezse burnu yerde sürtülsün demiş sevgili Peygamberimiz. Çok kıymetli bir vakit ama kadrini bilemezsek de sonunda ciddi bir ihtar var. Ta Ramazan'a 2 ay kala Recep ayının başlarında sevgili Peygamberimiz dualarına bir dua ekleyerek şöyle buyurmuşlardı. Allahümme barik lene fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Ya Rabbi, Recep ve Şaban'ı bizlere mübarek eyle ve bizleri sıhhat ve afiyetle Ramazan'a kavuştur diye dua etmişlerdi. 2 ay öncesinde Ramazan'a kavuşma heyecanı, telaşı yaşıyor sevgili Peygamberimiz. Ve Şaban ayının son günleri geldiğinde de Selman-ı Farisi radıyallahu anh Efendimiz'in bildirdiğine göre bir hutbe irade ederek, bir konuşma yaparak ashabını ve onlar şahsında da cümlemizi uyaracak bir konuşma yapıyor. Şöyle buyuruyor. Eyyuhennas, kad ezallekum şehrün azimun, şehrün mübarekun, şehrün fihi leyletun hayrun min elfi şehr. Cealallahu siyamehu feridaten ve kıyame leylihi tetavvuken. Ey insanlar, sizin üzerinize öyle muazzam, feyizli, bereketli bir ayın gölgesi düştü ki onda efendim 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi vardır diye Efendimiz uyarıyor. Ve devamında da buyuruyor ki kim bu ayda hayırlı bir iş yaparsa diğer aylarda bir farzı yerine getirmiş gibi ecir ve sevap alır. Kim bu ayda efendim bir farzı yerine getirirse diğer aylardaki 70 farza bedeldir. Bu ay sabır ayıdır. Allah gündüzlerinde oruç tutmayı sizlere farz kıldı. Gecelerinde de teravihi kendine yakınlaşma vesilesi eyledi. Efendim bu ayda tam böyle Rabbimizin rızasını kazanacağımız bir fırsat iklimini yakalamış oluyoruz. Kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri bu ayın gündüzlerinde bize orucu farz kıldığı için ayeti kerimeyle de sabit. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümüs sıyamu kemâ kütübe alellezine min kablikum lealleküm tettekûn. Takva sahibi olasınız diye Allah efendim sizlere, bizlere, bizden öncekilere farz kıldığı gibi bizlere de orucu farz kılmış. Ve devamında sevgili Peygamberimiz efendim ve şehrü sabr ve sabrü sevabuhul cennet. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Ve şehrül müvasa. Bu ay efendim denklik ayıdır buyurmuş. Devamında da ve şehrü yezdâdü fîhî rizkul mü'min. Ve Allah bu ayda müminlerin rızıklarını artırır. Eşitlik ayıdır. Yani
paylaşma kaydı bu akşamki konumuz da buradan yola çıkarak devam edeyim diye arzu ettim. Paylaşma ayıdır bu ay. Allah-u Teala Hazretleri efendim zenginlere verdiklerini ya da hepimize verdiklerinden paylaşmayı bizlere emretmiş. Bu ay paylaşmayı da öğreneceğimiz bir aydır. Devamında da buyuruyor ki, kim bu ayda bir oruç tutup iftar ettirirse, efendim oruçlunun sevabının bir mislini alır, oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez diye bizlere haber etmiş. Bunu söyleyince sevgili Peygamberimiz, tabii herkesin durumu müsait değil, o dönemde bu kadar imkanlar yok. Demişler ki ya Resulallah, yani herkes oruçluyu iftar ettirecek efendim imkan nasıl bulsun? Yani bu sevaplar da oruçlu kardeşlerimiz için mi diye böyle biraz ayıplanmışlar, dertlenmişler. Sahabe efendilerimiz hepsi ahiret merkezli bir hayat yaşadıklarından dolayı efendim Allah Resulü'nden bir şey işittiklerinde onu nasıl yaşayabilirizin derdine düşüyorlar da yani şimdi biz bu sevaptan mahrum mu kalacağız? Bu da zenginler için mi diye böyle Efendimiz'e sormuşlar. Efendimiz buyuruyor ki yani bir içimlik su da bir efendim içimlik su ya da süt ya da bir kurma da ikram edemez misiniz? Ne deriz ya Resulallah? İşte bununla bile olsa efendim aynı ecri ve sevabı alırsınız diye. Sevgili Peygamberimiz bizlere paylaşmayı öğretiyor değerli kardeşlerim. Daha ilk dönemde Mekke döneminde inen ayetlere baktığımızda da Yüce Rabbimizin efendim iki tane önemli ameli farza dikkat ettiğini ve bizlere bu konuda uyarılarda bulunduğunu görüyoruz ki birisi namazdır, öbürü de değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim infak etmektir. Daha ilk günden Rabbimiz iman eden müminleri ikram etmekle yani infak etmekle paylaşmakla efendim eğitmiş, öğretmiş ve bu konuda ilk dönemde Efendimizin ilk talebelerinden efendim Müslümanlar paylaşarak, infak ederek efendim bu konuda imanlarının gereğini yerine getirmişler. Yine hayat kitabımız Kur'an'da Bakara suresinin ilk ayetlerinde Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim Elif Lam Mim Zalikel kitab La raybe fi Hüden lil muttakin Efendim Ellezine yu'minune bil gayb Ve yuqimune s-salah Ve mimma rezakna Onda zerre miktarı şek ve şüphe yoktur. Efendim Ellezine yu'minune bil gayb Efendim müminler gayba iman ederler. Efendim onlar aynı zamanda namazlarını dosdoğru ikame ederler ve Allah'ın kendilerine verdiklerinden de infak ederler buyuruyor sevgili kardeşlerim. Şimdi Ramazan ayı paylaşmaktır. Muhabbetinizi paylaşmaktır. Şimdi çocuklar oynamayı sevdiği için onlara zaman ayırarak onlarla yapacağınız oynamalar bir paylaşmakken yaşlılarımıza, büyüklerimize ziyaret ederek onları dinlemek, onların dertlerini, hüzünlerini dinlemek de bir paylaşmaktır. Hazreti Adem atamızı Allah-u Teala Hazretleri yaratıp cennetinde misafir edince efendim birkaç gün sonra Hazreti Adem atamıza diyor ki ya Adem, efendim var mı bir istediğin? Her şey var burada bana lazım olan ama bir şeye ihtiyacım var diyor. Nedir ya Adem? Yani bunca güzel nimetler bahşetmişsin burada bana fakat bunları paylaşacak bir gönül dostuna ihtiyacım var diye eşini arzu etmiş Adem atamız. Cennette Allah'ın kendilerine ikram ettiklerini paylaşacak, gönlünün akacağı bir dost istiyor Hazreti Adem atamız. Bazen bir yoldaştır, bir arkadaştır paylaşacağınız sevdiklerinize, efendim sahip olduklarınıza. Kardeşlerim, Almanya'da
engelli bir kardeşimi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin, 2 yıl önce vefat etti. Efendim 5 tane parmağı çalışıyordu. Efendim başı geriye gittiğinde başını önüne taşıyabilecek efendim kasları bile yoktu da. Fakat kendine 5-6 tane belediyenin görevlendirdiği hizmetçiler bakıyordu. Fakat müthiş bir zekaya ve akla sahip bir kardeşimizdi. 5 tane parmak çalışıyor da efendim hayat felsefesini şöyle ortaya koymuştu. Her gün giderek güçsüzleşen bedenimde geriye kalan kıpırdayışların hakkını vermeye çalışıyorum diyor. Bir dernek kurmuş. Orada güzel hizmetler yapıyordu. Bu Gülseren Gümüş diye asılları Trabzonlu bir ailenin çocuğuydu. Babası ilk Avrupa'ya giden nesildendi de. Efendim Gülseren Hanım haftada bir gün huzur evine gidiyor. Oradaki yaşlıları ziyaret ediyordu. Giderken de efendim konu komşuya nazı geçen dernek üyelerine söylüyor. Onlara efendim bir şeyler hazırlatıyor. Pasta, börek, çörek, sarma neyse yanında onları götür diyordu. Gittiğinde de huzur evinde yaşlılara onların anlayabileceği efendim kitaplardan bazı bilgiler okuyordu. Ve şöyle diyordu Ahmet Hocam. Elhamdülillah yani hiçbir ihtiyacımı gideremiyorum. Bütün ihtiyaçlarımı şu bana bakan hizmetçiler gideriyor ama hala gözüm görüyor, dilim dönüyor ve efendim kitaptan bazı bölümleri okuyabilecek sesim çıkıyor diyor ve huzur evindeki yaşlılara kitaptan bazı bölümler okuyor. Ondan sonra da onları dinlemeye çalışıyordu. Niye? Allah'ın bana verdiklerini şükrünü eda etmeye çalışıyorum Ahmet Hocam diyordu. Şimdi düşünün ki kardeşler kendisi bakıma muhtaç. Hiçbir ihtiyacını gideremiyor. Efendim bir suyunu bile hizmetçileri önüne koyuyor da ancak petle o suyu içebiliyordu. Böyle bir halde huzur evine giderek oradaki yaşlılarla zamanını paylaşarak, onları dinleyerek, onlara moral olacak şeyler okuyarak onlara yardımcı olmaya çalışıyordu. Biz paylaşmak deyince hep yine efendim bunu da zengin kardeşlerimiz yapsın filan diyebiliyoruz. Yine kendimden biliyorum değerli kardeşlerim. 90 yaşlarında Rabbine yürüdü rahmetli babaannem. Efendim köye gittiğimde onlar Çanakkale'de yaşıyorlardı. Efendim bazen yarım saat 45 dakika babaanneme bazı böyle sorular sorardım, konuşmaya teşvik ederdim. Ne kadar da mutlu olurdu. Böyle yarım saat, 45 dakika bazen bir saat boyunca geçmişten efendim günümüze kadar yaşadıklarını, efendim hatıralarını paylaşır, sevgisine muhabbetini ortaya koyardı da ne kadar mutlu olurdu. Ve derdi ki, oğlum insan yaşlanınca kimse itibar etmiyor, ziyaret etmiyor. Efendim konuşacak bir adama bile muhtaç oluyorsun. Ne güzel ediyorsun, böyle muhabbet etmek bize yapacağınız en büyük iyiliktir diye ortaya koyuyordu sevincini ve mutluluğunu. Ama bizler efendim varlık içinde yokluk çeker hale geldik de büyük şehirlerde binalar yukarıya doğru yükseldikçe efendim birbirimizden uzaklaşır hale geldik. Özellikle de son dönemde işte teknolojiyle birlikte sosyal medya ve akılsız telefonlar hayatımıza girdi ve burnumuzun dibindeki eşimize, çocuğumuza, büyüklerimize ya da gençlerimizle muhabbet edecek bir fırsat bulamaz hale geldik. Bazen görüyorum, geçen yine delikanlılardan bir tanesi bir fotoğraf gösterdi. Dedi ki bak hocam, arkadaşım efendim doğum günü sebebiyle bir araya gelmiştik. Efendim herkesin huşu içerisinde muhabbete daldığı bir anda çektiğim karedir bu fotoğraf karesi. Efendim gösterdi. Bir baktım ki sevgili kardeşlerim 8-10 tane delikanlı aynı mekanda oturuyorlar ve bir arkadaşlarının doğum günü sebebiyle bir araya gelmişler. Ortada yiyecek içecek şeyler ortada.
Fakat delikanlıların hepsinin elinde bir akılsız telefon ve hepsi uzaklardaki efendim sanal alemdeki dostlarıyla, arkadaşlarıyla muhabbet ediyor. Burnunun dibindeki arkadaşıyla hasbihal edecek dermanı kalmamış. Bazen de böyle gidip geldiğim yerlerde yine büyüklerden böyle dinliyorum. Efendim hocam, bazen elektriklerin kesilmesine bile dua eder hale geldik. Elektrikler kesilince birbirimizi fark edebiliyoruz ve ancak birbirimizle muhabbet edecek fırsat o zaman yakalayabiliyoruz diye efendim yine duygularını paylaşanlar olabiliyor. Kardeşlerim efendim, birbirimizle geçireceğimiz, sohbet ederek efendim birbirimizle geçireceğimiz vakitler, buna da ihtiyacımız var. Bu da bir paylaşmaktır, sevgimizi ve muhabbetimizi. Bazen de Allah'ın bize ikram ettiği efendim ilmi paylaşmaktır. Bakın, Allah razı olsun, belediyemiz efendim birçok kültürel etkinlikler yapılıyor. Efendim 2 yıldır da bendenizle burada katılıyorum. Eyüp Sultan'ın efendim manevi huzurunda burada sohbetler yapılıyor. Efendim asıl ihtiyacımız olan noktalardan bir tanesi de sohbettir değerli kardeşlerim. Niye? Hatırlatmak müminlere fayda verir diyor Yüce Rabbimiz. Yani birbirimize hakkı hatırlatacak, güzel şeyleri paylaşacak. Efendim bu da Rabbimizin bizlere bir emridir, vazifemizdir. Buna ihtiyacımız var. İyiliği, güzelliği birbirimize hatırlatacağız ve bu güzellikleri yaşamaya gayret edeceğiz. Bunlar da ruhumuzun ihtiyacıdır. Efendim bedenimizin ihtiyacı. İşte birazdan kavuşacağımız iftarla birlikte iftar sofraları olduğu gibi ruhumuzun da manevi gıdaya ihtiyacı vardır kardeşler. Buyuruyor ki ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz, hele bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin ey kullarım, kalpler ancak Allah'ı zikirle mutmain olur diyor Yüce Rabbimiz. Kardeşlerim, geçen sene arkadaşlar İsveç'e davet ettiler. Başkenti Stockholm'da oradaki Türkiye'li kardeşlerime bir konferansım olacak, bir sohbet edeceğiz. Kardeşler, gittiğimizde tabii birkaç gün vakit de müsaitti. Şehirlerini gezdirdiler, dolaştırdılar. İsveç'in başkenti Stockholm gerçekten güzel bir şehir. Şehir düzenlemesi vesaire. Böyle yüksek binalar yapmamışlar. Yemyeşil ağaçların içerisinde tek katlı ya da 2 katlı, 3 katlı binalar, böyle cıvıl cıvıl kuş sesleri içerisinde uyanıyorsun. Yani bakımı vesaire de güzel, harika bir şehir. Arkadaşlar da özellikle yaşadıkları şehrin güzelliğini anlatırken, bak hocam, Avrupa'nın en iyi başkentindesin, yani kıymetini bil filan diye böyle ballandıra ballandıra anlatınca benim de biraz böyle milliyetçilik duygularım kabardı. Yahu elin memleketini Türkiye'den giden bu işçi kardeşlerim niye bu kadar methederler filan diye ben de efendim böyle onlara bir cevap vereceğim ama fırsatını kollamaya çalışıyorum. Tam böyle vazifeleri tamamladık, programlar bitti, Türkiye'ye döneceğim. İçlerinden bir tanesi dedi ki, hocam burası Avrupa'nın en iyi başkentidir ama biliyor musun? Aynı zamanda en çok intiharın yaşandığı şehir Stockholm'dur. Hanım, niye? Avrupa'nın en iyi başkentinde yaşayan bu adamlar niye intihar ederler? İş derdi yok, ev derdi yok, araç derdi yok, eş derdi yok. Yani çoluk çocuk zaten yok. Bunca varlık içerisinde bu insanlar niye intihar ederler diye ben de sormaya başladım. Ve sonunda cevabı hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de buldum ki az önce okuduğum ayeti kerimedir kardeşlerim. İşsizlik maaşı bile 700-800 euro olan İsveç'in başkentinde hem de Avrupa'nın en iyi başkentinde yaşayanlar intiharda da Avrupa'da birinci sıraya yükselmişler. Sebep? Kalpleri elinde bulundular. Yaratıcımız Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, dikkat edin ey kullarım, aradığınız huzur ve mutluluk kalplerin itminanı Allah'ı zikirdedir buyuruyor.
Bugün ülkemizde de her geçen gün efendim yaşadığımız sıkıntıların temelinde bu yatıyor kıymetli kardeşlerim. Nedir zikir? Allah'ı anlatmaktır. Allah'ı anlamaya çalışmaktır. Allah'ı tanıyarak bir hayat sürmektir aziz kardeşlerim. Onun için bu sohbetlere ihtiyaç var. Ruhumuzun ihtiyacı bunlardır. Eğer ruhumuzun ihtiyacı olan sohbetten, zikirden, Kur'an'dan, duadan, namazdan mahrum kalırsak ya intihar edeceğiz ya da psikolojik bunalıma uğrayıp yeşil reçeteli ilaçları kullanmaya mahkum kalacağız. Avrupa'da durum böyle. Peki Türkiye'de nasıl? Bir gün bir tıp fakültesindeki hocalarımızla bir sohbetimiz var. Sohbet ilerledi, muhabbet derinleşti de efendim dahiliyede yardımcı doçent olan bir dostum dedi ki hocam Türkiye'de en çok yeşil reçeteli ilaçlar hangi elimizde yazılıyor biliyor musun? Dedim ki nereden bileyim doktor bey? Benim ihtisasım değil ama merak ettim şimdi bu söylediğiniz cümleden sonra. Nerede yazılıyor? Filanca ilimiz dedi. O ilimizin ismini zikretti. O ilimizin ismini zikredince ben de merakla biraz araştırmaya meraklı bir kardeşimiz olarak biraz o ilimde şöyle dışarıdan ve yukarıdan bakmaya çalıştım. Gördüm ki değerli kardeşlerim en çok yeşil reçeteli ilaca mahkum olan kardeşlerimizin yaşadığı o ilimize yukarıdan bakınca gördüm ki bir tane o il merkezinde hafızlık eğitimi yapan efendim Kur'an kursumuz yok. O ilimize Ramazan-ı Şerif neredeyse hiç uğramıyor. Sadece bayramda efendim Ramazan olduğunu, Ramazan bayramı olduğunu fark ediyorlar. Hatta Ramazan bayramının bile adını değiştirmişler de o ilimizde şeker bayramı diye millet kutluyor. Öyle birbirine tebrik mesajları gönderiyor. Ramazan bayramının adı o ilimizde şeker bayramı olmuş. Şeker bayramı olunca işte bayramda hatırlıyor Ramazan-ı Şerif'i. O ilimizde namaz kılma oranları dibe vurmuş. Yani Müslümanlar ezan mı okunuyor? Efendim bir başka ilan var umurunda değil. Ancak ezanı efendim cenazesi olduğunda insanlar hatırlayabiliyor. Yine o ilimizde kız kardeşlerimin üzerine giydiği elbise 150 gramı geçmiyor. Yani Allah'ın emirlerini kılık kıyafette de unutmuşlar. Sonuç Allah'ı hesaba katmadan yaşamanın neticesi ya intihardır ya da efendim bunalımdan dolayı psikoloji ilaçlarına mahkumiyettir değerli kardeşlerim. Allah'la arası güzel olan bir insanın, bir Müslümanın asla bunlara ihtiyacı yoktur. Onun için bunlara ihtiyacımız var. İşte Allah adına efendim Kur'an ayetlerini, mübarek hadis-i şerifleri birbirimize duyurmak da bir paylaşmaktır. Buna da ihtiyacımız var. Ve emmessâile felâ tenhar buyuruyor ya Rabbimiz ayeti kerimede. İsteyeni geri çevirme, boş çevirme diyor ya. İşte bu bazen de efendim onun ruhunun ihtiyacı olan bilgileri paylaşmaktır kardeşlerim. Ha bütün bunlardan sonra bir başka şey de Allah'ın bize verdiği maddi imkanlarımızı Allah yolunda seferber etmek, paylaşmaktır. Efendim 1980 yılında vefat etmiş olan birçok güzel insanın yetişmesinde öncülük etmiş olan efendim görünmeyen üniversite kitabının yazılmasına sebep olan efendim Süleymaniye'de metfun bulunan Mehmet Sahit Kotku rahmetullahi aleyh bir grup talebesiyle beraber hacca gidiyor. Suriye'de Şam'da bir zengin iş adamı talebeleriyle birlikte bu mübarek zatı evinde misafir etmiş. İkramlarda bulunuyor. Güzel bir hasbel ve muhabbet oluyor da efendim o zengin olan iş adamı bu mübarek alim zata, muttaki alime diyor ki üstadım bir soru sormak istiyorum sana. Efendim bana hangi zikirleri tavsiye edersiniz?
hangi zikirleri çekeyim, ne söyleyeyim tesbih çekerken diye soruyor o mübarek alim zata da. Efendim çok zengin olan o iş adamına, petrol şeyhine, o muttaki alim diyor ki, evladım herkes zikri şöyle çeker diyor, tesbihi. Senin zikrin böyledir evladım diyor. Yani sen efendim belirli kelimeleri, cümleleri zikrederek, sayarak değil, Allah'ın sana ikram ettiği maddi imkanları Allah yolunda seferber ederek, infak ederek sen zikredeceksin. Senin zikrin böyledir diye öyle tarif etmiş. Allah imkan verdiyse o zengin iş adamına ne yapacak? Fakir konusunu, komşusunu, yakınlarını, uzaktakileri gözetecek, onlara ikramda bulunacak ki efendim Allah'a karşı sorumluluğu yerine getirebilmiş olsun. Kardeşler, Allah yolunda paylaşmanın nice maddi manevi faydaları vardır. Bir kere Allah yolunda vermek Allah'ın sıfatlarıyla efendim vasıflanmaktır. Allah cömertler cömerti ve paylaştıkça Allah'ın o güzel vasfıyla vasıflanmış oluyoruz değerli kardeşlerim. Ve bir Kandil'de Ankara'da öğrenci olan kardeşlerim şöyle bir güzel şey yapmışlar. Muhabbete vesile olmuş. Yüksek bir apartmanda bir daire kiralamış. 5-6 tane delikanlı kardeşim öğrenci olarak orada kalıyorlar. Tabii erkek öğrenci oldukları için ailenin oturduğu bu apartmanda diğer komşular pek razı değil bu işte. İşte çocuğumuz var, genç kızlarımız var, işte hanımlarımız var filan. Delikanlıların buraya gelip çıkması ne kadar hoş. Niye bu komşu bize sormadan kiraya verdi? Biz ona güzel bir kiracı bulurduk filan diye bu delikanlılara kiraya veren ev sahibine kızıyor diğer komşuları. Fakat gençler de dindar, İslam'ı yaşamaya çalışan edepli gençler. Apartmana girer çıkarken efendim başlarını kaldırıp bakmaz diğer hanım kardeşlerine. Hatta asansöre bir hanımefendi binerse yalnızken onun yanına bile binmezler. Bu kadar edepli, ince anlayış, düşünceye sahip delikanlılar. Bir Kandil gelince delikanlılar düşünürler ki şu komşulara bir ikramda bulunalım. Aramızdaki buzları eritelim, muhabbete sebep olacak bir iş yapalım diye efendim bir şey düşünürler. Kandil gecesini fırsat bilerek içlerinde en güzel irmik helvası yapana irmik helvası yaptırırlar. Bir güzelce helvayı yapmışlar. Sonra efendim insanlarla diyaloğu güçlü, yakışıklı, albenisi olan, ağzı da güzel laf yapan delikanlıyı da ikram sorumlusu olarak tayin ederler. Efendim bu delikanlı da yapılan irmik helvasını diğer komşulara, dairelere dağıtacak. Efendim sıra gelir dağıtma faslına, görev taksimi yapılmıştır. Efendim Kandil gecesinde irmik helvasını bu delikanlı komşulara dağıtır. Der ki dağıtırken selamun aleyküm, aleyküm selam. Biz filanca numaralı dairedeki sizin komşularınızız. Öğrenciyiz. Burada kalıyoruz. Bu gece mübarek Kandil gecesidir. Efendim lütfen şunu kabul eder misiniz diye ikram ederler. Tabii komşular bekar olan erkek talebelerin irmik helvasıyla karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırırlar. Allah Allah. Ya bugüne kadar bu delikanlılara aç mısınız, susuz musunuz diye sormadım. Aklımıza gelip bu Kandil'de efendim bir simit ya da helva ya da bir tas çorba ikram etmedik bu gençlere. Şunların yaptığına bak. Ya bizi mahcup ettiler filan diye efendim bozulurlar, mahcup olurlar filan. Ondan sonra tabii o günden itibaren artık kim bir yemek yapsa biraz daha suyunu ya da malzemesini fazla koyar da o delikanlılara ikramda bulunurlar değerli kardeşlerim. Ve böylece aralardaki buzlar erimiş, bir muhabbet oluşmuş olur. Hem de o bizim bir kaşık efendim ya da bir tabaklık
irmik helvası nice güzelliklere vesile oldu. Gönüllere girmemize, yürekleri fethetmemize bir vesile oldu diye paylaşmıştı bir kardeşimiz. Bir başka paylaşmaya güzel örnek de Almanya'da yaşanan bir hatıra. Kıymetli dostlar, Almanya'da yaşayan siyahi bir Müslüman kardeşim, efendim yanına bir elma almış. Yiyecek, otobüs durağında otobüs bekliyor. Tabii elmayı yemeden önce de hani zaman zaman yaparız ya, böyle üstümüze filan silerek elmayı parlatırız ya, o da güzelce elmayı silmiş, böyle ışıl ışıl parlıyor. Böyle elmanın üzerine silince böyle tam böyle ısıracak, ağzına almış, böyle ağzına götürürken karşı tarafta durakta bekleyen genç bir hanımefendi de pür dikkat bu elmaya bakıyor. Dikkatlice elmaya baktığını görünce bizim siyahi zenci Müslüman kardeş dikkatini çekmiş o hanımefendinin elmaya bakması. Efendim ona elmaya dikkatli baktığını görünce çok hoşuna gitti diyor. Soruyor kız kardeşimize. Yani o kadar güzel parlıyor ki elma, dikkatimi çekti diyor. Gözümü alamadım, kusura bakmayın diyor. Herhalde sizi rahatsız ettim, olur mu diyor. Hemen Müslüman siyahi delikanlı Bismillah demiş, pat diye elmayı bölüyor. Oradaki dikkatini çeken hanımefendiye uzatıyor. Buyurun diyor, bunu da size ikram edeyim. Ya olmaz filan, hayır filan dediyse, hayır diyor, bunu almak zorundasınız. Niye? Ben Müslümanım. Bir edepsizlik yaptım, bunu sokakta yemeye kalktım. Bu doğru bir şey değildi. Güzelce de parlatmıştım. Siz de dikkatinizi çekti. Lütfen bunu benden kabul edin. Almazsanız darılırım, incinirim filan diye biraz böyle dil dökmüş. Hanımefendi almış. Delikanlı bir tarafta, kızımız öbür tarafta çatır çatır o parlatılmış elmayı ısıra ısıra yemişler. Tam elma bitiyor ki bekledikleri otobüs geliyor. Delikanlı otobüse binmiş. Arkasından kızımız da otobüse biniyor. Efendim tam delikanlı inecek. Kızımız arkadan yaklaşmış. Diyor ki siz Müslümansınız değil mi? Evet diyor, zaten az önce söyledim ya. Peki rica etsem bana cep telefon numaranızı verir misiniz? Ne yapacaksın benim numarayı? Meraklandım diyor, bu Müslümanlık nasıl bir dindir? Takıldım, bundan sonra araştıracağım. Müslümanlıkla ilgili bilgi toplayacağım. Efendim takıldığım noktalarda bana yardımcı olabilir misiniz? Ne demek? Hay hay. Kıymetli kardeşlerim, tabii kıza cep telefonu numarasını vermiş. Ondan sonra da efendim durakta iniyor. Aradan bir hafta 10 gün ne kadar zaman geçtiyse efendim hanımefendi bu delikanlıyı arıyor. Diyor ki sizinle görüşmek istiyorum. Buluşma imkanımız var mı? Hayır. Buluşuyorlar bir pastanede. Efendim hanımefendi kardeşimiz Alman asıllı diyor ki Müslüman olmak için ne gerekiyor? Diyor ki herhangi bir şey gerekmiyor. Yani böyle camiye falan gitmemiz gerekmiyor mu? Yok diyor, yani zaten kalben var ve bir ve tek olan Allah'a iman etmen, dille de bunu söylemendir Müslüman olmak için gerekli olan şey. Yani bu kadar kolay mı? Evet. Ne söylemem gerekiyor? İşte kelime-i şehadeti eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ın kulu ve resulüdür. Bu kadar. Yani şimdi ben Müslüman oldum. Evet. Bundan sonra da Allah kitabımız Kur'an'da nasıl yaşamamız gerekiyorsa öyle yaşayacağız. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed nasıl yaşadıysa onun izince yürümeye gayret edeceğiz diyor. Ve kıymetli kardeşlerim Müslüman oluyor hanım kardeşim. Hani güzel bir atasözümüz var ya, yarım elma gönül alma derler ya, hakikaten tam da bu atasözüne uygun bir durum tecelli etmiş. Bazen yarım elmayla bir gönül yapar, bir yürek kazanabilirsiniz ki bizzat bunu efendim Almanya'da yaşayan kardeşlerden birinden dinledim. İşte paylaşmak efendim ne kadar güzel bir nimet olduğunun
canlı örneklerinden bir tanesi de budur aziz kardeşler. İşte Ramazan ayı bize paylaşmayı öğretiyor. Her geçen gün yalnızlaşan, egoistleşen, bencilleşen, cimrileşen bir kulun cömertliği öğrenerek Yüce Rabbinin rızasını kazanmayı öğreten güzel vasıflardan birisidir. Zamanımızı paylaşırız, soframızı paylaşırız, yiyeceğimizi paylaşırız. O küçücük paylaşımımız hem yürekler kazanmaya sebep olduğu gibi aynı zamanda değerli kardeşlerim cehennemden kendimizi kurtarmamıza da sebeptir. Yarım korumayla da olsa kendinizi ateşten koruyun buyurmuş sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bizim kültürümüzde paylaşmak esas olduğu için sadaka taşları vardır. Şimdi bakmayın bunları da yitirdik, kaybettik. Zenginler gelirdi caminin köşesindeki sadaka taşına, efendim fazla olan sadakasını bırakırdı da ihtiyaç sahibine gelir, efendim oradaki ihtiyacı miktarındaki lazım olan şeyi alır giderdi. İhtiyacını öylece giderirdi. Ve ne veren kimin verdiği, efendim kimin aldığını görürdü. Alan da kimin oraya bıraktığını görmez. Kimsecikler incitilmez. Yüce Rabbimizin rızası böylece kazanılırdı. Ama şehirleşen, kapitalistleşen, efendim her geçen gün kendi değer yargılarını yitiren Müslümanlar anasına babasına bile efendim bir yudum sütü ya da suyu ikram etmekten aciz hale geldik ki bu bizim hiç hoş bir durumumuz değil. Elhamdülillah son dönemlerde güzel şeylerden bir tanesi kurulan iftar çadırları, efendim yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine kardeşlerimizin açtıkları, efendim ikram ettikleri ikramlar gerçekten güzel şeylerdi. Dünya adına, insanlık adına yapılan bu güzel çalışmalarla bütün dünyaya iftihar ediyoruz. Afrika'yı Batı sömürdüğü için kıymetli kardeşlerim, bugün Afrika'da açlar var, çıplaklar var, açıkta olanlar var. Bugün efendim medeniyetten bahseden barbarlar bugün bize Türkiye'de Ermenilere zulmettiğimizi onaylıyorlar Almanya'da. Halbuki Haçlı seferlerini başlatarak efendim kendi dindaşlarına katledenlerdir. Efendim Ermeni soykırımı adı altında yalanı bugün onaylayanlar. Onların yüz karasıdır bugün Afrika. Aç ve açıkta olanlar varsa orada onlar orayı sömürdükleri için dünyanın en iyi elmasları orada çıkarken, efendim en zengin petrol yatakları oradayken, en verimli topraklar Afrika'dayken, Avrupa'da İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı orayı sömürdüğünden dolayı aç ve açıkta kalmış. Hatta insanlara dinleri karşılığında yardım etmişlerdir kıymetli kardeşlerim. 1900'lerin başlarında %90'larda Müslümanken Afrika adası bugün maalesef kıymetli kardeşlerim birçokları dinlerini değiştirmek zorunda kalmıştır. Aç ve susuz imtihanı efendim muhatap olduklarından dolayı. Elhamdülillah sizler, bizler şu Anadolu topraklarında bulunanlar, soframızı açtık, evimizi açtık, memleketimizi açtık da dünyanın neresinde mazlum, dünyanın neresinde aç ve açıkta olanlar varsa şu topraklarda yaşayan insanımız onların elinden tuttu ve elhamdülillah dünyanın mazlumlarının yanında yer aldık ki bu da imanımızın alametidir. Bu da Rabbimizin taraftarı olmamızın bir sonucudur, bereketidir. Elhamdülillah. Şimdi Avrupa'ya gidip geldikçe oradaki kardeşlerim Türkiye'deki bu güzellikleri onlar da oraya taşıyorlar. Şu bizim belediyelerin kurduğu iftar çadırlarını Avrupa'daki camilerimiz elhamdülillah koruyorlar. Bundan birkaç yıl önce Almanya'da Duisburg'a gitmiştim. Kubbeli, minareli güzel bir cami yapmışlar. Caminin avlusuna girdiğimde gördüğüm manzara beni mest etti kıymetli kardeşlerim. İşte bizim buralardaki yaşadığımız güzellikleri
Kardeşler oraya taşımışlar. Kebabımızdan, lahmacunumuzdan, çayımızdan bilmem neyimize kadar. Her şeyi caminin avlusunda götürmüşler. Bir gittim ki maşallah İstanbul'da seyreden kardeşlerimden daha çok bizi orada seyreden kardeşlerin olduğunu gördüm. Kucaklaştık, muhabbetleştik. Caminin avlusunda o kadar kalabalığı görünce dedim herhalde caminin içinde kimse yoktur. Camiye girdim, tam da böyle ezan okunmak üzereydi. O kocaman kubbeli cami ağzına kadar dolmuş. Elhamdülillah. Caminin içi de doluydu. Mest oldum. Hayran oldum. Böyle güzel bir manzara. Namazımızı kıldık. Caminin içi dışı dolu. Tam ayrılacağız. Caminin giriş kapısında sarışın bir güvenlik görevlisi 40'lı yaşlarda. Efendim kimdir bu dedim. Hocam dediler bu da Alman. Bir Alman'ı bundan 50 yıl önce efendim rızkını temin etmek için işçi olarak giden kardeşlerim caminin avlusuna bir Alman'ı işçi olarak almış. Avrupa'nın göbeğine kubbeli minareli camisini dikmiş. Kendi kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi Avrupa'daki insanlara yaşatıyorlar. Ve verdikleri iftarları gören yabancılar, Almanlar, diğer din mensupları soruyor bizim kardeşlerimize. Diyor ki, yani buradan bu ikramlardan alabilmek için ne gerekiyor? Hiçbir şey gerekmiyor. İnsan olmanız yeterli. Şimdi biz de bunlardan yiyebilir miyiz? Evet, yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Şimdi bunun karşılığında bizden bir bedel almayacak mısınız? Hayır. Peki niye bunu yapıyorsunuz? Size bunu yapmaya sevk eden sebep nedir? Diyor ki biz Müslümanız. Müslüman olduğumuzdan dolayı Allah'ın bize verdiklerini biz de Allah'ın kullarına ikram ediyoruz. Şimdi biz bu yediklerimizden dolayı ücret ödemeyecek miyiz? Evet ödemeyeceksin. Adam şaşırıyor. Almanın hafsalası almıyor. Niye? Türkiye'de Alman usulü diye bir şey var ya değerli kardeşler. Herkes lokantaya gittiğinde kendi masrafını kendisi çekmek bir Alman usulüymüş. Ama Müslüman usulünde nedir? Efendim Tanrı misafiri olarak kabul edilir de efendim gelen misafire Allah rızası için 3 gün evinde misafir eder, ikram eder bir şey sorulmaz. Hatta Osmanlı ceddimizde değerli kardeşlerim Boğaz'daki yalılarda efendim kapılar açık olurmuş. Sokaktan geçen misafirleri tanımadıklarına bile ikram edilirmiş. Elhamdülillah. İkram edilen misafire efendim evimize geldi, misafir oldu diye bir de diş kirası verilirmiş. Neyi ettin de geldin? Evimize, soframıza misafir oldun diye. Haremeyne gittiğimizde Mekke'de, Medine'de Müslüman zenginler sofralar açıyor. Mescidin içine ve dışına da kıymetli kardeşlerim böyle çocuklarını ve gençlerini de görevlendiriyorlar. Sofraya adam çağırmak için. Ne olur bizim soframıza gelin. Lütfen bizim soframıza buyurun diye insanları böyle sofralara davet ediyorlar. Oysa Avrupalı günahını bile vermiyor. Kardeşler İsveç'te anlattılar. Ücretini ayrı ödüyor, kocası ayrı ödüyor. Efendim parası yetişmeyince eşinden borç istiyor. Bakar mısınız iki kültür arasındaki farka? Müslüman olmakla gayrimüslim olmak arasındaki farka bakar mısınız? Bugün en garibanımızın bile şimdi birazdan iftar saatinde kapısını çalsanız sizi sofrasına davet eder de o bir dilim ekmeğini bile bölüşür. Bu bize imanımızın, Müslüman olmamızın öğrettiği bir güzellikti. Öbür tarafta yine Almanya'dan bir hatıra değerli kardeşlerim. Bir Alman çocuğunu bakım için babaannesini yani kendi anasına emanet etmek istiyor. Babaanne diyor ki çocuğa bakmamın karşılığında bana ne ödeyeceksiniz? Çocuk şaşırıyor. Diyor ki biz akrabayız. Sen benim annemsin. Yani bunun karşılığında benden ücret mi istiyorsun? Evet diyor ücret istiyorum. Şimdi sen bunu bakıcıya verseydin şu kadar ücret ödemeyecek miydin? Evet ödeyecektim. Biz akraba olduğumuz için ben diyor daha güvenilirim.
sen diyor bankacıya ödediğin ücretten daha fazlasını bana ödemek zorundasın diyor. Allah aşkına söyleyin bana kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim. Siz Türkiye'de bir İslam aleminde nerede gördünüz torununa bakım ücreti isteyen bir babaanne, anneanne? Tam tersine yemez yedirir, giymez giydirir, malından, canından artırdıklarını daha fazlasını torununa bırakmanın derdine düşer bir Müslümanlık. İşte paylaşmanın güzelliğini Allah bize Müslümanlıkla öğretti, İslam'la öğretti. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem'le öğretti. Biz bu güzellikleri bilmezdik. Allah bize İslam'la birlikte öğretti de elhamdülillah. Şimdi biz bu güzellikleri dünyanın her tarafına elhamdülillah yaygınlaştırır. Gönlümden şöyle bir şey geçiyor. Bilmiyorum yapılabilir mi de kıymetli kardeşlerim. Bu güzellik henüz daha Türkiye'mizde yeterince yaygınlaşamadı. Geçtiğimiz hafta Moral FM'de yaptığım programda da Cuma günü paylaştım. İnşallah katılacağım. Televizyon programlarında da bunu paylaşacağım Allah nasip ederse. Mekke'de, Medine'de olduğu gibi bizim de ülkemizde, belki Eyüp Sultan'da burada yapılıyordur ama tam bilemiyorum burada bulunamadığım için. Kıymetli kardeşlerim, şöyle iftarları camilerimizde yapabilsin. Belediyelerimiz birçok iftar çadırı kuruyorlar. Şöyle camilerimize de bir iftar sofrası kursak. Zenginlerimiz, imkan sahiplerimiz bunlara destek olsalar da akşam namazlarına camiye, cemaate gelsin. Ve namazlarımızı camide ailece birlikte kılsak. Ve dahi akşam namazlarında camilerimizi garip bırakmasak. Ne garip bir durumdur ki şeytanların azılılarının bağlandığı, efendim cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bir zaman diliminde Türkiye'de akşam namazlarında camide kimseler olmuyor. Ve herkes bir yere iftara gidiyor, camilerimiz mahzun, boynu bükük ve garip. Hatta bazı imam ve müezzin efendiler de cemaat olmayınca onlar da merkezi sisteme filan bağlanıyor, onlar da bulunmuyor. Bir iki yaşlı büyüğümüz kendi aralarında namaz kılıp gidiyorlar, ta ki yatsı namazına gelebiliyoruz. Bu hiç hoş bir durum değil. Yani Ramazan ayı ibadet ayıdır. İbadet ve taate daha çok dikkat edeceğimiz bir aydır ve buna sebep olan, öncü olanlar da nice sevaplar elde edecektir. Son bir hatırayla bitireyim kıymetli kardeşlerim sohbeti. Hani bir oruçluyu iftar ettirmek, onun sevabının bir mislini almaya sebeptir buyuruyor ya sevgili Peygamberimiz. Gazi Osman Paşa'da Hürriyet Mahallesi'nde Ramazan'da sohbet ediyorum geçmiş yıllarda. Efendim bir sohbette de bunu işlemişti. Ertesi akşam akşam namazına camiye gittiğimde kapıda genç bir kardeşim elinde bir paket hurmayla bekliyor. Kadir isminde bir kardeşim. Dedim ki Kadir kardeş hayırdır? Bugün akşam efendim akşam namazından önce caminin kapısında elinde hurma paketiyle beraber bekliyorsun. Ya hocam dedi, dün akşam anlattınız ya. Ne anlattım Kadir Bey? Çok şey söyledim 40 dakikalık sohbette ama yani sen hangisinden etkilenerek böyle bir şeye giriştin? Hani şu oruçluları iftar ettirme hadisi vardı ya. Ben de hocamdan dinlediğim sevgili Peygamberimizin bu mübarek sünnetini bu akşam camide yapayım diye hemen gittim efendim şeye, bir paket hurma aldım markete ve bundan sonra Allah ömür verirse bütün Ramazan boyunca caminin kapısında elimde hurma paketiyle bekleyeceğim. Kaç kişiye iftar ettirirsem o kadar sevap alacağım diye kendini hemen oradan ders çıkarmış. Uyanık adam. Bazı uyanık hoca efendiler de şimdi elhamdülillah sosyal medyada filan paylaşıyorlar. Ben de onların paylaşımlarını destekliyorum, paylaşıyorum. Camilerinde iftar sofraları kuruyorlar. Efendim buna öncülük ediyorlar ve kaç kişiyi iftar ettirirsem
o kadar ecir ve sevabım olacak diye hoca efendiler kolları paçaları sıvamışlar. Hem bir sünneti ihya etmek hem de önemli bir farzı vaktinde yapılmasına sebep oluyorlar. Kıymetli kardeşlerim, öleceğiz. Öldükten sonra kabre kadar üç şey bizi takip edecek. Geride bıraktığımız ellarımız çoluğumuza, çocuğumuza, varislerimize kalacak. Bizi takip eden salih amelimizdir. Evladı iyalımızda malımız mülkümüzdür. Eş, dost, akraba, evlat ve iyalimiz ve efendim geride bıraktığımız malımız, mülkümüz bizi terk edecek. Salih amellerimizle baş başa kalacağız. İşte o günde burada yaptıklarımız, paylaştığımız güzel şeyler bizimle beraber gidecek. İşte Ramazan ayı bunları öğrenmek için bir mekteptir. Elhamdülillah birçok televizyonda da birbirinden kıymetli hocalarımız bu güzellikleri paylaşıyor. Efendim, söylemek kolay, yazmak da kolay, zor olansa bunları yaşamaktır. Allah-u Teala Hazretleri bize verdiklerini kendi yolundan infak ederek, paylaşarak nice sevaplar elde edebilmeyi size de bana da nasip etsin diyor. Allah'ın bana verdiklerinden bu bilgileri sizlere paylaşarak ben de bir vazifeyi yerine öylece getirmiş oldum. Siz de bu dinlediklerinizi, duyduklarınızı uygulayarak ve başkalarına anlatarak siz de aynı ecri ve sevabı elde edebilirsiniz. Her akşam Ramazan boyunca burada bu paylaşımlar devam edecek. Belediyemize ve organizede emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sizler de vaktinizi bizimle paylaştınız. Allah-u Teala Hazretleri şurada toplandığımız gibi, Eyüp Sultan'ın manevi huzurunda bulunduğumuz gibi, yarın Ruz-u Mahşer'de de böylece Eyüp Sultan'la sevgili Peygamberimizle Firdevs cennetinde buluştursun diyor. Hepinizi Yüce Rabbime emanet ediyorum. Bütün geçmişlerimizin ruhu için bir hürmetin Fatiha.